sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere TÜYAP Tekstil Fuarı'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Vartex Tekstil'in konuğu olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi Güzel Nasibe var. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? Teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Güzel Bey, burada neler yaptığınızı konuşacağız. Fuarla ilgili katılımınızdan da bahsedeceğiz ama öncesinde firmayı tanıyabilir miyiz? Firmamız 2000 yılında kuruldu. O 14 senedir özellikle çorap sektörüne, çorap üreticilerine yedek parça, iğne, platin gibi sarf malzemelerin teminini yapıyor. Peki hizmet alanlarınızı açacak olursak belli başlı markalarla çalışıyoruz. Belli başlı markalara ve belli başlı ürünlere yoğunlaştık. İlk önceleri ağırlıkta çorap sektörüyken, gerçi halen devam ediyor bu şekilde ama ona ek olarak dikişsiz örgü makinelerine, yedek parça teminine başladık. Bununla birlikte iğne platinin dışında yuvarlak örgü makinelerinde özellikle kullanılan testere ve yine onların desen kontrol sistemlerinde kullanılan desen toplarının teminine başladık. Ağırlıkta bizim sattığımız malzemelerde kullanılan 3 tane ana markamız var. Bunlardan bir tanesi Avrupa'da üretim yapan 3 tane iğne platin üreticilerinden bir tanesi Mitchell Brick firmasıdır. İngiliz menşeli bir firma. Aslında çorap makinelerinin üretildiği ülke aynı zamanda İngiltere. Ve çorap makinesinin üretilmesiyle beraber iğne platin üretimine başlamışlar. Dolayısıyla bu sektörde en eski üreticilerden bir tanesi diyebilirim dünyadaki. Onun arkasından söyleyebileceğim testere üreten, İtalya'daki üretim yapan yuvarlak örgü makinelerine direkt testere imalatı yapan Çin menşeli bir firma. LC Ningbo firmamızın ismi. Onlar da testere üretiyorlar. Onun dışında şu anda yeni bir meselini yapmaya başladığımız, yine İtalyan makine üreticilerine de direkt olarak hizmet veren Johnson Matthey desen kontrol sistemleri, onun mesleğini yapmaktayız yaklaşık bir senedir. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, belli başlı ülkelerin markaları ve mesleğini gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Peki, Vartex yapan nedir? Biz bu işe girdiğimizden beri aslında en öne çıkan özelliğimiz zannediyorum müşterimize verdiğimiz kalite güvencesi oldu. Mutlaka fiyat konusunda üreticimizin üzerine yük olmaması için elimizden geldiğince düşük maliyetli ürünler sunmaya gayret ediyoruz ama seçtiğimiz fabrikalar mutlaka malının arkasında duracak, ürünün arkasında durabilecek firmalardan olmasını tercih ediyoruz. Bu konuda çok hassas davranıyoruz. Mutlaka bizzat gidip fabrikalarını geziyoruz. Özellikle 2005 yılından sonra Çin'in piyasaya girmesiyle yedek parça sektörü de Çin'e kaydı. Çin'de fabrika seçerken çok seçici olmak gerekiyor gerçekten. Bu konuda çok hassas davrandık ve müşterimizin bizden en büyük isteği her zaman malımızın arkasında durmaktır. Onu çok iyi bilirler. Yani bir Vertex'ten herhangi bir malzeme alındığında herhangi bir problem çıkarsa geri iadesinin olduğunu ya da mutlaka bir şekilde telafisinin olduğunu çok iyi bilirler. En önemli özelliğim zannediyorum bu piyasada. Evet, yani sattığınız ürünün sonuna kadar arkasında olmanız ama bence yılların tecrübesi de var aslında. Mutlaka. İşinizi çok iyi biliyor olmanız, çözüm üreten bir firma olması tabii ki gerektiği zaman. Ve sürekli yeniliğe de açık bir firmasınız. Biraz hedefleri de konuşabilir miyiz? Yani bundan sonra da gene bu tekstil sektöründe, makine parçaları konusunda da. Evet, yani yenilenmek zorundayız. Çünkü makineler sürekli yenileniyor. Yeni teknolojiler çıkıyor. Yeni teknolojiler çıktıkça Türkiye'de bu yeni teknolojileri kullanmak zorunda ki diğer ülkelerle rekabet edebilsin. Yeni makineler çıktıkça onların parçalarının da mümkün olduğunca ucuz ve kaliteli temin edilmesi lazım ki üreticimiz ürettiği ürüne yansıyan maliyeti düşürebilsin. Bu konuda hiç durmadan süre gelen bir çalışma var. Yani hiç durmuyor gerçekten. Durduğunuz zaman mutlaka geri kalıyorsunuz. Sürekli yenilen teknoloji, sürekli düşen fiyatlar,
Bu konuda üreticimizin mutlaka çorap üreticilerini, iç çamaşır üreticilerini desteklememiz gerekiyor. Bu konuda sürekli araştırma içerisindeyiz. Daha kaliteli, daha düşük maliyetli neler sunabiliriz diye müşterimize sürekli bir araştırma içindeyiz. Bu hiç durmuyor yani, sürekli devam ediyor. Biz de bu maraton içerisinde koşturmaya devam ediyoruz tabii. Harika. Tabii bunu yaparken fuarları takip ediyorsunuz. Dediğiniz gibi yenilenen teknolojiyle birlikte yeni ürün gamlarını içinize almaya çalışıyorsunuz. Biraz fuarı konuşabilir miyiz? Konu oraya gelmişken. Tabii ki. TÜYAP'ın her sene düzenlediği bir fuar aslında. Farklı isimler altında her sene düzenliyor ve gerçekten tekstil makineleri fuarı olarak baktığınızda İstanbul'da düzenlenen en önemli ve tek fuar diyebiliriz. Mutlaka her sene katılmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu fuara katılmamız bizim hem ufkumuzu açmamız, hem piyasayı daha yakından tanıyabilmemiz, hem de teknolojik açıdan gelişmeleri izleyebilmemiz açısından bize çok büyük faydalar sağladı bugüne kadar. Ve gelecekte de sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden çok faydalı buluyorum yani bu fuarları. Çok faydalı buluyorum firmamız için. Ben de hayırlı fuarlar diliyorum sizlere. Peki son olarak izleyicilerimize ve tabii ki Vortex'le çalışmak isteyenlerine söylemek istersiniz? Genelde piyasada birçok firma bizi tanıyordur. Yani onlara aslında söyleyeceğim şey, onları destekleri için teşekkür edebilirim. Çünkü kurulduğumuz 2000 yılından bu yana firmamıza müthiş bir güven duydular. Bu güven de hep bugüne kadar artarak devam etti, artarak geldi. Hiç azalmadı. Biz de onların güvenine karşılık elimizden gelen çalışmaları bundan sonra sürdüreceğimizin sözünü verebilirim kendilerine. Peki, ben de size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vortex olarak da başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Size çok sağ olun. Evet sevgili sektörle var merkezleri, TÜYAP Texpo Forum'da bulunan Vortex'ten seslendik sizlere. Aktaracaklarımız buradan bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.